Merhaba, Adatı Viden. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yağışlı bir akşam bu akşam sevgili seyirciler. Aman dikkat diyoruz trafikte. Yavaş ve dikkatli. Zaten yollarımız güvenli değil. Birçok canlarımızı yitiriyoruz. Bir kez daha buradan uyarmış olalım tüm izleyenlerimizi diyorum. Bu akşam konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Mausa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu. Ülke gündeminde ve bölge gündeminde öne çıkan konuları konuşacağız. Biliyorsunuz Hukuk İşleri Komitesi'nin başkanı kendisi ve bu komitede onaylanan bir yasa tasarısı var. Avcıların takip ettiği av konularından ilgili olarak bazı yeni gelişmeler oluyor. Bir takım yenilikler, yeni metotlar ve yasaklar ve cezalar oluyor bu yasayla. Komitenin başkanı olması hasabıyla bu konuyla ilgili birinci ağızdan detaylı bilgileri aktaracak Sayın Hasipoğlu program içerisinde. Doğu Akdeniz'de ve bölgemizde yaşanan gelişmeler var. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı süreci var. Ve aynı zamanda Kıbrıs sorunu bağlamında yaşanan ve biraz da durağan olan bir süreç var. Tüm bunları süremiz yettiğince konuşacağız. Ancak bu akşam konuğumuzun Magosa'da bir başka toplantıya yetişmesi söz konusu olduğundan süremizi daha kısa tutacağız. Yaklaşık 18-10 gibi programımızı bu akşam noktalayacağız sevgili seyirciler. Sosyal medya hesabımız sizlere açık. Canlı olarak yapıyoruz yayınımızı. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ve konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Mausa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile buluşturuyoruz sizleri. Buyurun programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun gündeminiz içerisinde zaman ayırıp gelebildiniz. Yine de teşekkürler size. Girişte de söylediğim gibi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanısınız ve bu komiteye teki dosyalardan bir tanesi de av ve avla ilgili yaban hayvanların hayatını düzenleyen bir yasanın değişiklikleri konusuna ilgili komitede onaylandı, son şekli aldı. Bundan sonra genel kurula mı gidecek Evet, artık? pazartesi günü mecliste vekillerimizin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılacak ve her şey yolunda giderse Onaylanacak. onaylanacak. Evet, ben kısaca böyle hızlı bir şekilde baktım aslında içeriğine. Ciddi değişiklikler ve ciddi yenilikler görebildim. Özellikle bu sosyal medyada paylaşılan, avlanılan hayvanlar vardı. Sosyal medyada paylaşılıyordu ve cidden öyle kanlı kanlı fotoğraflar rahatsız edici boyuta da ulaştı. Bunların yasaklanması söz konusu oluyor yasadan sonra. Ben sözü size bırakayım. Öngörülen değişiklikler nelerdir? Ve bu çalışmaları yaparken merak ettiğim bir konuda avcılar nasıl tepki gösterdi? Şimdi tabii burada demin yasanın ismini de ifade ettiniz. Sadece avcılarla ilgili değil, av ve avla ilgili yaban hayatı. Dolayısıyla biz daha önce bu yasa birkaç kez tadilata uğradı. Sanki sadece avcıları ilgilendiren, Avcılık Federasyonu'nun müdahil olduğu bir algı vardı. Daha önce de çalışmalar öyle yapılmıştı. Ama bu yasayı biz çalışırken ki takriben 9 toplantı gerçekleştirdik. 3 aylık bir çalışmamız oldu meclis komitemizde. Biz burada bütün toplantılara, hepsine de teşekkür ederim buradan. Biyologlar Derneği, Taşkent Doğa Parkı, Yeşil Barış Hareketi, Kuş Kor, bu derneklerimiz, bu sivil toplum örgütleri çok ciddi katkı koydu. Yani bir tek avcıların hassasiyetleri dikkate alınmadı. Doğa, kuşlar, çünkü günün sonunda bakıyorsunuz bu yasada avlanılacak kuş sayıları belirlendi, kuş türleri belirlendi, avlanılacak olan yerler belirlendi, avlanılamayacak olan bölgeler, işte cep bölge diye bir yetki verdik. Bakanlar Kurulu cep bölge ilan etsin ki avlanılamayacak olan yerler tespit edilsin. Dolayısıyla herkes bir katkı koydu. Tabii ki her sivil toplum örgütünü, her derneği %100 tatmin etmek mümkün değil. Günün sonunda bir av yasası bu. Ve avcılık da yasak değil ülkemizde ama bunları regüle etmek, düzenlemek elzemdi. Çünkü yaklaşık 11 bine yakın avcı var, kayıtlı avcı var ülkemizde. Bu çok ciddi bir rakam.
Ben avı hiçbir zaman bir spor olarak görmem ama bir sektör olduğu bir gerçekliktir. Ve vatandaşlarımız da ilgi duyuyor buna. Dolayısıyla av günleri belirlendi. İnci avın günlerinin hangi günler olacağı belirlendi. Büyük av Eskiye göre kıyaslandığında kısalma var mı sürelerde? büyük avda 5 günlük bir uzama var. Uzama var. 15 Ekim 5 Ocakken 15 Ekim 10 Ocak oldu. Birinci inci avda 6 Ocak 15 Mart iken 1 Ocak 1 Mart olarak düzenlendi. İkinci inci avda 1 Eylül 30 Eylül olarak düzenlendi. Bu şekilde avlanırken işte yanlarında bulundurulacak olan köpeklerle ilgili düzenlemeler, avlanırken kesinlikle araçla avlanma yapılmaması, işte ışıktır, el feneridir bunların kullanılmaması. Çünkü bu bir haksız rekabet aslında. Siz tavşanın Tabii gözüne bunlarla ışık, ilgili de ceza tabii düzenlemeleri. çok ciddi cezalar getirildi. Hatta bunlara idari para cezası da getirildi. Yani bu yasayla ilk kez, yani orada hem av koruma görevlilerimiz var biliyorsunuz. Avcılık Federasyonu'na bağlı olarak çalışan, Merkezi Av Komisyonu tahtında çalışan bunlara bazı yetkiler tanındı. Polise de nasıl ki siz radara yakalandınız veya polis sizi yazdı, sabit para cezası getirildi. Burada da sabit para cezasını ödeyerek işte hemen cezadan kurtulabilirsiniz veyahut da konu mahkemeye de intikal edebilir. Sonuçta hem para cezası geldi, hem mahkumiyet geldi, hem de duruma göre sabit para cezası uygulaması geldi. Burada getirdiğimiz diğer bir yenilik, meskun mahalle 250 metre sınırı getirildi. 250 metre uzakta ancak Daha avlanma yakın olabilir. olamaz. Daha yakın olamaz. Burada En tabii çok ki şikayet vatandaş edilen konulardan bir tanesi yani evimizin avlusuna çıkamıyoruz çok evet, yakındır ses afişler gelir, ateş diye gelir tabii ki. tedirginlik uyandırıyordu. Evet, Bunu buyurun. da işte 250 metre gibi bir uzaklık ki burada bütün paydaşların hemfikir olundu bu konuda. Bunun dışında getirdiğimiz biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi sosyal medyada öldürmüş oldukları av hayvanlarının o görüntülerini, o kanlı işte kuştur, tavşandır onları paylaşamayacaklar. Paylaşıldığı anda zaten onlara da çok ciddi cezalar geldi. Ha, şunu düzenledik, şunu paylaşabilirler. Yani o av hayvanını nasıl vurduğunu onu uzaktan, çünkü işte Yaban TV diye bir televizyon vardır, Evet, orada da evet. gösterir. Bu bir av tekniğidir. Bunu bir bilimsel yöntemlerle, yasal olarak sizin avlanabileceğiniz yöntemlerle bir av hayvanını, onu vurma tekniği olarak gösterebilirsiniz. Ama vurulduktan sonra o hayvanın ölüsünün sosyal medyada veya herhangi bir sosyal medya ortamında yayınlanmanız yasak Yasaklandı. oldu. Dolayısıyla bence önemli düzenlemeler geldi bu konuda ve daha sağlıklı bir şekilde bu avcılık işi devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü herkesin ilgi gösterdiği bir alan avcılık konusu, ama her şeyin de düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu şekilde sıkı bir düzenleme getirerek bu noktaya da artık sorunsuz, herhangi bir kazasız bir avcılık dönemi. Avcılıkta yeni bir dönem Yeni bir başlıyor. dönem. Evet, hayırlısı olsun. Bu konunun özellikle meraklıları ve takipçileri de var. Bir başka konuya geçelim. Zamanımız kısıtlı. Bu akşam daha da kısıtlı. Geçtiğimiz günlerde bir heyet Geçikkale havaalanına ziyaret ettiği biliyoruz. Orada İHA'nın konuşlandırılması söz konusu oldu Türkiye'nin. Doğu Akdeniz'de ciddi gelişmeler oluyor. Denizlerin yanında havada da gelişmeleri görüyoruz. Önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olur mu? Onu tabii ki hep birlikte göreceğiz ama önce Geçitkale havaalanındaki izlenimlerimizi ve İHA'ların yerleştirilmesi ve akabinde Doğu Akdeniz'de ve bölgemizde bütün bunlar nasıl yansıyacak? Gelecek günlerde bizi nasıl sıcak günler bekler? Ve İkra Korvan konusunda da nasıl gelişmeler
Olabilir. Yorumlarınızı alalım. Evet. Buyurun. Şimdi tabii bu biliyorsunuz ani gelişti bir bu olay. Ama sonra perde arkasına baktığımız zaman Kıbrıs Rum tarafı ile bağlantılı bir etki tepki olayı olduğunu görürüz bunun. Yani bir anda işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'da Kıbrıs Rum tarafına silah ambargosunun kalkması, hemen akabinde öğrenildi ki Kıbrıs Rum tarafı İsrail'den 8 adet insansız hava aracı İHA satın aldı ve Güney Kıbrıs'ta koğuşlandırılacak. Bunun üzerine de tabii biliyorsunuz Doğu Akdeniz artık önemli petrol doğalgaz rezervleri açısından ve burada faaliyet gösteren gemilerin bir şekilde kontrol edilmesi lazım. En uygun olarak da bu İHA modeli. Bunlar normalde Dalaman'da bulunuyordu. Ama neden Dalaman'dan Kuzey Kıbrıs'a geldi? Çünkü bu uçakların belli bir saat havada kalabilme imkanları var. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'a yerleşmeleri halinde o havada geçirecekleri süre den kazanmış olunacak ve Doğu Akdeniz'i yani daha kolay. Yani şöyle diyebilir miyiz? Teknik bir ihtiyaçtı. Tabii. Oraya yerleşmeleri. Yani sonuçta Dalaman'da da yerleri vardı. Ama Dalaman'dan Geçitkale'ye gelmesi 6-7 saati buluyor. Yani böyle bir saatte gelebilen bir ulaşım aracı değil. Dolayısıyla zaten geçen haftalarda bir tanesi geldi. Ve buradaki ve esas... keşif uçuşu da yaptı. Keşif uçuşu da yaptı. Çok yüksek, yani 18 bin fitten sizin beni bu şekilde görebildiğiniz gibi net görebilme imkanı var. Daha ziyade Suriye'deki operasyonlarda kullanıldığını biliyoruz. Ve her şeyi hem Güney Kıbrıs'ı hem Doğu Akdeniz'i çok net bir şekilde görebilme imkanına oturdukları yerden, bilgisayardan görebilme, görebilme imkanları olacak. Tabii bu Doğu Akdeniz'deki mesele aslında yani petrol doğalgaz meselesi biz Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakere masasında Kıbrıs Rum tarafına gelin bunu beraber yapalım önerisini çok yaptık. Yani benim müzakere heyet üyesi olduğum dönemde başladı ilk önerimiz 2011 yılında. Kıbrıs Rum tarafı reddetti. O zaman Hristofias'tı. Dedi ki ben böyle bir şeyi kabul edemem. Bu benim egemenliğimle alakalı. Ben istediğim ülkeyle anlaşmamı yaparım. Doğalgaz petrol paylaşmamı yaparım. Münhasır ekonomik bölge anlaşmamı yaparım. Bir gün çözüm olursa da size de payınızı vereceğim derdi. Yani bizi böyle avuturdu. Bu 2011 yılı düşünün. Aradan 8 sene geçti. Biz 3 kez daha bu öneriyi yaptık. Paylaşım önerisini. Hep reddeden Rum tarafı oldu. Şimdi Rum tarafının bu redci tavrı bizi 4 tane araştırma ve sondaj gemisi sahibi yaptı biliyorsunuz. Yavuz, Barbaros, Piri Reis. Kötü komşu insan ev sahibi yaptırır mesela. Böyle bir gelişme de görüyoruz. Aynen sonunda. Öyle. Yani Kıbrıs Rum tarafının işte sözlerimin başında etki tepki olayı dedim ya. Kıbrıs Rum tarafının bu tavrından dolayı yine aynı şekilde İHA'lar da geldi. Benim temennim bütün bu gelişmelerin aslında arada bir çözüme teşvik unsuru olması. En fazla da Rum tarafını. Çünkü bana göre çözüm konusunda sıkıntılı olan Rum tarafı. Neden? Benimle bu adanın yönetimini ve ada etrafındaki zenginliği paylaşmada sorunu var. Bir paylaşım sorunu var. Federasyon dediğimiz çözüm yöntemi ki sol partiler bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de göreceğiz. Tek alternatifimiz federasyondur diyorlar. Federasyon dediğiniz şey paylaşım üzerinedir. Paylaşma iradesi olur ve siz hem yönetimi paylaşırsınız hem de zenginliği paylaşırsınız. Kıbrıs Rum tarafında da bu irade olmadığına göre biz durup dururken Ulusal Birlik Partisi olarak boşuna demiyoruz. Artık tek alternatif federasyon olmamalı. Tek alternatif federasyon derseniz çünkü çıkmazın içine hapsedersiniz Kıbrıs Türk tarafını. Evet, şöyle ifadeleriniz oldu. Son bir hafta içerisinde sanırım bir röportaj yaptınız Güney'deki bir gazeteye. Ve bu ifadeyi ben basından okudum açıkçası. Birleşmiş Milletler bir an önce federasyonla ilgili müzakerelerin sona erdiğini ve alternatif bir çözüm şekli aranmasına başlandığını ilan etmesi gerektiğini bu şekilde ifadeleriniz var. Peki bunu bu ifadelerinizin yanında şunları nasıl değerlendirebiliriz? 11 Şubat belgesini, Guterres belgesini ve Berlin zirvesinde sonucunda Guterres'in yapmış olduğu bir açıklama var. Federal
çözüme vurgu yapan bir açıklaması var. Sizin açıklamalarınız yanında bu söylediğim 15 Şubat belgesi, Guterres belgesi ve Guterres'in son federal çözüme yapmış olduğu vurguyu nereye oturtabilirsiniz? Şimdi günün sonunda bu sürecin hamisi, yani bu iki toplumlu, iki bölgeli siyasal eşitliğe dayanan federasyon görüşmelerinin en başından beri takipçisi Birleşmiş Milletler. Ve Birleşmiş Milletler süreçle ilgili tespit yapıyor. Ve sizin de demin söylediğiniz gibi bazı açıklamalarda bulunuyor. Ama Birleşmiş Milletler şunu diyor. Taraflar neyi görüşmek istiyorsa ben müzakere masasında onu görüşürüm. Birleşmiş Milletler'e biz hakemlik yetkisi verdik mi? Vermedik. Yani Birleşmiş Milletler diyebilir mi? Hayır, siz federasyonu görüşeceksiniz. Diyemez. Birleşmiş Milletler bu süreci... Diyemez ama bugüne kadar, yani geriye dönüp baktığımızda Rum tarafı ve Türk tarafı arasında bir mutabakat sağlandı. Bazı noktalarda işte az önce söylediğim gibi 11 Şubat gibi Guterres belgesi. Hepsi federasyon temelli. Evet, onu hepsi federasyon. Şu anda masada o yani. Masada o, çünkü bizim seçilmiş liderimiz Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı diyor ki ben federasyonu görüşmek istiyorum. Crans-Montana'dan sonra, o çöküşten sonra belki de o hayal kırıklığı içerisinde ne demişti? Bu benim neslimin son denemesiydi. Artık ben benden sonraki nesillere bu işi bırakıyorum. Çünkü federasyon temelli çözüm mümkün değil dedi. O sözünde dursaydı ve deseydi ki ben başka şeyler artık görüşmek istiyorum, İşte budur çözüm modelim, Birleşmiş Milletler diyebilecek miydi? Hayır, masada federasyon var diyemeyecekti. Veya 2004 referandumundan sonra biz hala daha federasyon sürecini, görüşme sürecini başlatmasaydık ve farklı modeli görüşme talep etseydik, ki edebilirdik. Çünkü Rum tarafı Avrupa Birliği'ni ve bizi kandırdı. Federasyonu istiyorum diye ve referanduma girdik. Ama kendisi tek taraflı AB üyesi oldu. Biz dışarıda kaldık. Belki bizim 15 yılımız boşa gitmeyecekti. Peki o zaman yaklaşan bir cumhurbaşkanlığı süreci var. Sayın Akıncı'nın Kıbrıs sorunu bağlamındaki düşüncelerini biliyoruz. Yani geçen seçimlerde de öyleydi ve tavrı da öyledir. Yani federal çözüm üzerindedir. Son Guterres'in yaptığı açıklamalarla aslında bu noktada uyumlu olan bir görüş içinde olduğunu anlıyoruz. Ulusal Birlik Partisi'nin seçim süreci içerisinde sizin de ifadelerinizden anlıyoruz ki zaten hükümetin protokolünde de federal çözüm çökmüştür, farklı modellere denenmelidir diye bir protokol var hükümetinde. Peki seçim sürecinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Ulusal Birlik Partisi'nin bu noktadaki politikası netleşti mi? Ne olacak? Tabii şimdi biz aslında tek alternatifin federasyon olmadığını, eğer bizim istediğimiz anlamda bir federal çözüm modeline, yani BM parametreleri içerisinde Kıbrıs Rum tarafı gelmeye hazırsa, ki bunlar nedir? Bir kere eşitliğimizi kabul edecek. Günün sonunda biz 60'taki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de eşit kurucu ortağıyız. Yani çıkış noktası bunun olması lazım. Türkiye'nin müdahale hakkını ve garantörlüğünü kabul edecek. Asker sayısında belli düzenleme olabilir. Ona bir itirazımız yoktur. İnsanlarımızın yerinden edilmeyecek şekilde, yani mülkiyette ne diyor BM parametresi, Güvenlik Konseyi kararı, kuzeyde sarih nüfus ve mülkiyet çoğunluğu Kıbrıslı Türklerde, güneyde Kıbrıslı Rumlarda olacak. Bu sarih lafını clear majority diye geçer. Biz hiçbir şekilde Kıbrıs Türk'ünün yerinden edilmeyecek şekilde yorumluyoruz. Kıbrıs Rum tarafı ise ben bu kuzeydeki mülklerin üçte birini isterim. Bana verilecek olan toprak parçasında da ilk söz hakkı benim olacak şeklinde yorumluyor. Dolayısıyla burada federasyondan farklı şeyler anlıyoruz. Yani biz Ulusal Birlik Partisi olarak durup dururken federasyonu ben dışlıyorum demedim. Bir tespit yaptım. Siz isim koyabilecek misiniz? Yani iki devletli mi, konfederasyon mu veya desantralizasyon ifadeleri de var. Yani isim koyarak bir politika yapacak mısınız? Tabii ki. Çıkış noktamız iki devletlilik temelidir bizim. Yani iki eşit, egemen, ayrı devlet. Ama yani bu konfederal bir yapıda olabilir. Bakın yani hep karıştırılır şey, bu kavramı da söyleyeyim. Federal çözüm denir. İşte federal çözüm artık mümkün değil. Hayır, federal çözüm dediğimiz şey en tepededir. Altında federasyon ve konfederasyon. Yani
Konfederasyon da federal bir çözümdür aslında baktığınızda. Ama çıkış noktası iki eşit egemen devlet, dışa karşı tek bir sandalye olabilir. Tabii ki tek uluslararası bir kimlik. Yani ABD veya Birleşmiş Milletler'de birleşik o konfederal Kıbrıs diyelim hadi adına. Yine tek bir sandalyemiz olur ama işte iki egemen devlet olur. Bana göre Kıbrıs Rum tarafı lideri Anastasiadis de bunu istiyor aslında. Anlam planı neticesine baktığımızda, hem Kranz-Montana'da yaşananlara da baktığımızda görüyoruz ki aslında Rum tarafıdır ve Anastasiadis'tir son dönemlerde bu süreci tıkayan ve Türk tarafına aslında haklarını teslim etmek istemeyen. Bu federal çözüm noktasında da Türk tarafı masaya koyduğu iyi niyetli hamlelerini de hatırlıyoruz geriye dönük baktığımızda. Peki iki devletli çözüm dediğiniz zaman, politikamız bu olacak seçim sürecinde dediğiniz zaman benim aklıma şu gelir. Rum tarafının talep ettiği bir toprak var, evet. Rum tarafının talep ettiği bir askerin gitmesi talebi var. Ve işte tazminat konusu var, tazminat talepleri var. Peki iki, bu şimdi şu anda bile kabul etmiyor Rum tarafı bunu. İki devletli çözüm modelinde Rum tarafı toprak istemeyecek mi? Tazminat istemeyecek mi? Askerlerin çıkmasını istemeyecek mi? Bu noktada doğal zenginliklerden biz haklarımızdan vaz mı geçeceğiz? Hiçbirinden vazgeçmek durumunda değiliz. Her biri belli bir başlıktır. Toprak bir başlıktır, mülkiyet bir başlıktır, güvenlik ve garanti bir başlıktır. Ama burada sürecin hangi sebepten dolayı çöktüğüne bakalım Kranz-Montana'da. Kranz-Montana'da süreç, Anastasiadis artık ben de oradaydım. 9. günde dedi ki o kadar bir sıkıştı ki Anastasiadis. Artık son gün dedi ki eğer benim anlaşma imzalamamı istiyorsanız, çünkü artık Türkiye Cumhurbaşkanı İngiltere Başbakanı'na telefon gidiyordu. Yani o aşamadaydık. Anastasiadis dedi ki benim şu an anlaşma imzalamamı istiyorsanız 1. günden tek bir Türk askeri kalmayacak. Ve Türkiye'nin müdahale hakkı 1. günden son bulacak diye bir pozisyona büründü. Ve aynı şekilde her kararda Kıbrıslı Türklerin de olumlu oyu olmayacak. Etkin yani katılım. Bunu aslında o cevabın hayır olacağını biliyordu. Ve sırf masaya işte bombayı atmak içindir bence bu talepler. Bozulsun masa diyedir bu talepler. Tamam da işte... Yani cevabın hayır olacağını kesinlikle biliyor. İşte bu noktadan sonra bizim hala daha ben federasyon dersem... O dediğiniz noktalardan taviz vermek durumunda kalacağım. Ama benim söylemem gereken BM parametreleri dışındadır muhatabım, Rum tarafı. Dolayısıyla artık federasyon mümkün değildir. Lütfen ey BM bunun tespitini yap. Demin benim açıklamamı okudunuz. BM tespit yapsın diyorum. Filelefteros gazetesi benimden yaptığı röportajda Güney Kıbrıs'ta yayınlandı bu röportajım. Artık bizim bir karar üretmemiz lazım. Ya iki taraflı. Yani bir tespit yapmamız lazım. Çünkü dile kolay, anlam planından sonra aradan 15 yıl geçti. Daha sonra Gambari denen bir süreç ve 2008'de Hristofias'tan Talat arasında bu şu anki federasyon görüşmeleri başladı. Aradan 10 yıl geçti. 11 yıl geçti. Uzlaşmamız yok. Demek ki akıl mantık neyi gerektirir? Duralım bir dakika. Bu federasyondan her iki taraf aynı şeyi mi anlıyor? 2 senede Bayan Lut geldi. O uğraştı 2017'den sonra. Ortak bir vizyon var mı? O da yok. Demek ki bizim artık başka şeyleri konuşmamız lazım. Yani zaman... Ulusal Birlik Partisi'ni veya sağ cenahı haklı çıkardı. Bunu biz hep söyledik ama hep de iyi niyetle uğraştık. Ama ne oldu ki? Süreci tükettik. Şu an... Kimse Kıbrıs Türk tarafını suçlayamaz masadan kaçıyor diye veya BM parametreleri dışında oluyor diye. Ama şimdi biz hep böyle iyi niyetliyiz diye böyle bir talebi de yapmamız halinde Birleşmiş Milletler'e artık tespit yap, federasyon olmuyorsa olamadığını ilan et. Bu çok önemlidir. Bunu yapmazsa Birleşmiş Milletler veya biz talep etmeyiz veya yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı bu talebi yapmazsa ve hala daha illa da tek alternatif federasyon derse Kıbrıs Türk'ünü bir 5 yıl daha müzakere masasına alternatifsiz bir şekilde hapsedecek demek. Sayın Eroğlu'nu da hatırlıyoruz aslında seçimlerde yapmış olduğu ifadeleri ve seçildikten sonra da Sayın Talat'ın bıraktığı yerden devam ediyorum ifadelerini kullanarak devam da etti
aslında. Şunu mu anlamak lazım anlattıklarınızdan? Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı sürecinden sonra bir başkasının veya Tatar'ın diyelim kazanması durumunda aynı şekilde Sayın Akıncı'nın bıraktığı yerden devam ediyorum demeyecek mi? Şimdi Yani farklı bir yolculuk mu olacak? BM parametreleri dışına çünkü çıkma... bu süreci, bu daveti yapması gereken Cumhurbaşkanlığına seçilecek olan kişidir. Yani herhangi bir siyasetçi değil de toplum liderinin böyle bir duruş sergilemesi gerekir. Madem ki Ulusal Birlik Partisi böyle bir politika izleyecek seçim sürecinde, zaten açıklamalarınızın da anlıyoruz bu Sayın Akıncı'nın yapmış olduğu çalışmaları çok da onay vermediğini zaten takip edebiliyoruz. Sayın Tatar'ın seçilmesi durumunda bundan böyle ben federasyon görüşmüyorum. Başka modeller için Birleşmiş Milletler'in kapısına mı gidecek? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Mutlaka bir durum tespiti yapmamız gerekecek. Yani öbür türlü Akıncı'nın gittiği yoldan gitmiş olur. Aynı hatayı tekrarlamış oluruz. Aynı hatanın tekrarlanması da bizi çözüme götürmez. Çünkü baktığınızda Anastasiadis'in bizimle federasyon anlamında bu yönetimi, bu zenginliği paylaşma niyeti yok. Bunu biz görebiliyoruz. Ama bunu şu anki müzakere heyetinde olanlar diyelim göremiyor veya görmek istemiyor. O konuda gözlerini kapadılar. Eğer bunu biz bunun dışına çıkarsak dünya başımıza yıkılır gibi bir şey sendrom içerisine girdiler. Aslında bu bir çaresizlik sendromudur. Biz diyoruz ki biz artık bu çaresizlik sendromunu yıkmamız lazım. Çünkü çaresizlik sendromu içerisinde kaldığın zaman aynı hatayı tekrarlamış olursun. Ama ben Birleşmiş Milletler'den bu talebi yaparsam Birleşmiş Milletler bana ne diyebilir? Bu soru önemli. Ne diyebilir? Birkaç yıl öncesindeki BM'nin raporlarına bakın. Hatta Ban Ki-moon'dan gidelim. Benim müzakere heyeti üyesi olduğum dönemde en son yaptığımız o Green Tree zirvelerinden sonra Cenevre'de artık end game diye bir laf kullandı Ban Ki-moon daha Guterres gelmeden. Yani artık oyunun sonundayız. Ve biz o dönemde 2014 yılıydı ben hatırlıyorum. Ayde'ye biz bir yol haritası verdik ve içinde takvim var. Şu tarihte şu olacak, şu tarihte şu olacak diye. Birleşmiş Milletler'de bir rapor çıkarttı. Ve son aşamayı tanımladı. Bakın bu çok önemlidir ve bu gözden kaçıyor. Bu sürecin içerisinde olan bir kişi olarak bunu ifade etmem lazım. Birleşmiş Milletler son aşamayı şöyle tanımladı. Dedi ki ne zaman Kıbrıs Türk tarafı toprak başlığı altında haritayı masaya koyar ve hangi bölgelerin toprak ayarlamasına tabi olacağını belirler. Yani Kıbrıs Rum tarafına verilecek olan yüzdeliği belirler. Ve ne zaman güvenlik ve garantilerin görüşüleceği, Türkiye'nin, Yunanistan'ın, İngiltere'nin katılacağı beşli konferans gerçekleşir. O zaman son aşama Kıbrıs müzakerelerinde gerçekleşmiş olur dedi. Biz bu son aşamayı gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Şimdi Montpellier'an, Cenevre, Crans-Montana. Crans-Montana öncesinde haritayı biz kasaya verdik. Sonra da masaya çıkarttık. Bu masada biz hangi bölgeleri vereceğini Sayın Akıncı tabii bize göstermedi haritayı. Pazarlığını yaptı mı? Yaptı. Yüzdelikler konusunda Kıbrıs Rum tarafıyla uyuşmazlık içerisine girdi mi? Girdi. Güvenlik ve garanti görüşmesi oldu mu? Çok taraflı toplantı o da oldu. Anastasiadis sıfır asker sıfır garanti dedi. Süreç çöktü. Demek ki ben son aşamayı gerçekleştirdim. Peki o zaman bu son aşamaysa Sayın Guterres'in son Berlin zirvesindeki son açıklaması vardı. Bu açıklamanın içerisinde işte bundan sonra süreç farklı olacak, bir öncekilere benzememeli dedi. Ucu açık olmayan bir süreç olmalı dedi. Sonuç odaklı olmalı ve geçmiş mutabakatlar korunması suretiyle müzakerelerin başlaması ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri düşünecek olursak bu kez son dönemeç olabilir mi? Eğer yeniden bir müzakere masasına oturulursa. Yoksa bu... Olamaz. Çünkü bunun üzerine Rum tarafı ne dedi? Anastasiadis. Eğer dedi bundan sonra tekrar görüşmeler başlayacaksa Türkiye sondaj faaliyetlerine son vermesi gerekir. Ve siyasal eşitlik anlamında da ben yaptığım önerinin hala daha arkasındayım. Yani geri adım atmıyorum. Kıbrıslı Türkler sadece kendilerini ilgilendiren konularda karar alma mekanizmasına katılabilir. Yani BM parametrelerinin dışına çıkmaya devam ediyor. Şimdi biz bunu artık BM'ye
söylediğimiz zaman bu BM açısından makul bir talep değil mi? Benim açımdan makul bir talep değil mi? BM'ye dediğim zaman sen demedin mi ey BM son aşama budur. Ben de son aşamanın gereğini yaptım. Son aşama bir sonucu gerektirir. Dolayısıyla senden bir tespit yapmanı istiyorum. Tıpkı Kosova'da Sırbistan görüşmelerinde yaptığın gibi. Düşünün biz kaç yıldır, yarım asırdır bu federasyonu görüşüyoruz neredeyse. Ama gelin görün ki Kosova federasyon görüşmeleri 2 yıl sürdü. 2 yılın sonunda Kosovalılar BM'ye müracaat etti ve dedi ki bir tespit yap. Çünkü anlaşamıyoruz. Sırplarla ben bu yönetimi paylaşma konusunda fikir ayrılığım var. O zaman da yine bizim gibi bir özel temsilci vardı. Finlandiya'nın eski başbakanı Ahisari. Dedi ki anlaşmaları mümkün değildir bu iki halkın. Ben sürecin çok... dedi. Şimdi Rum tarafı bilse ki Kıbrıs Türk tarafının yaptığı bu talebe sonucunda BM bir tespitte bulunmak zorunda. Biz hala daha BM'ye şunu diyoruz. Ben federasyonu görüşmeye devam etmek istiyorum. O yüzden BM Berlin sonrası böyle bir açıklama yapıyor. Ama benim talebim farklı olursa ve bunu ciddi şekilde izah edersem, ey BM bak senin 751 sayılı güvenlik konseyi kararın diyor ki bir karar alınacağında mutlaka Kıbrıslı Türklerin de oyu olması lazım. Etkin katılımı olması lazım. Anastasiadis bunun dışında. Sıfır asker sıfır garanti diyor. BM parametresi dışında. Haritamı kabul etmiyor. Anlaşamıyorum. Benimle yönetimi paylaşmak istemiyor. Mülkiyet önerisi yapıyorum. Diyorum ki gel beraber yapalım bu işi, petrol doğalgaz işini. Onu reddediyor. Sen BM olarak bizzat raporunda yazıyorsun. Doğu Akdeniz'deki petrol doğalgaz haklarında Kıbrıs'ı Türklerin ve Rumların hakkı vardır diye tespitte bulunuyorsun. Bunu da okudum ben BM raporlarının içerisinde. Bütün bunlara rağmen o zaman sen tespitte bulun bakalım. Kimmiş bu masayı yıkan taraf? Kimmiş bu federasyonu istemeyen? Bunu bizim yapmamız lazım. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi adayı ki muhtemelen Sayın Tatar olacaktır adayımız. Ocağın ilk haftasında parti meclisinin gündemine gelecek. Bunu zorlayacak. Yani teslimiyetçi veya çaresizlik sendromu içerisinde olmayacağız biz ve tek yanlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi bu politikasını devam ettirirken bir yanda da var olan taşınmaz mal komisyonu var biliyorsunuz. Ve yanılmıyorsam 282 Rum Maraş'taki taşınmaz mallarından ilgili taşınmaz mal komisyona müracaat etti. Bunların satılmasıyla ilgili ödeme de yapılamadı ve AİHM'e de gittiler bildiğim kadarıyla bu kişiler. Taşınmaz mal komisyonunun kaynak sıkıntısı bu süreci bahsettiğiniz farklı modellerin üzerine yürürken taşınmaz mal komisyonunun idam etmesi, ortada kalkması nasıl bir sürece girer? Şimdi dediğiniz gibi 280 başvuru var kapalı Maraş'la ilgili. Bu başvuruların hiçbiri sonuçlanmadı. Hepsi Kıbrıs durumların kapalı Maraş'la ilgili yaptığı müracaattır. %99'u da mallarının iadesi ve kullanım kaybı. Yani milyonlarca euroluk. Satma değil mi? İade istiyorlar. Hepsi kapalı Maraş'takilerin hemen hemen hepsi iade mi istiyor? İade istiyor. Yani o 74 öncesi otellerine, evlerine dönmek istiyorlar. Yani Kıbrıs Rum tarafında iki kesim var ki bölgeleriyle ilgili obsestirler. Yani o bölgelere mutlaka dönmek isterler. Çözümle birlikte. Biri güzel yurt. O yüzden zaten güneyde Omorfo belediye başkanı seçerler. Öbürü Maosa. Kapalı Maraş. O yüzden güneyde yönetmedikleri Maosa'nın Kapalı Maraş'ın belediye başkanını seçerler. Yani bir rüyadır onlar için. Şimdi biz de diyoruz ki hep bunca yıllık müzakere sürecinde bu bölgeler Kıbrıs Rum tarafına önerildi toprak başlığı altında. Bütün planları da reddeden bir Kıbrıs Rum tarafı var. Demek ki bu süreçle ilgili uzlaşmaz olan yine Kıbrıs Rumlar. Yönetim anlamında. Şimdi ben Kapalı Maraş'ı açmam durumunda ve taşınmaz mal komisyonu vasıtasıyla da bu Kıbrıs Rumlara sen bu milyonlarca euroluk tazminat talebinden vazgeç. Buyur ben sana otelin anahtarını veriyorum veya yabancı yatırımcılara aynı şekilde. Vazgeçer mi sizce? Şimdi yönetimlerine çok kızgındır Rumlar. Çünkü
Bunlar evet diyen kesimdir. Ne hayaliyle? Bir gün otellerine, evlerine dönecekleri hayaliyle. Ama yönetimleri onları hep kandırmıştır. Şimdi eğer Kıbrıs Türk yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti onlara bu imkanı veriyorsa ve gerçekten de işleteceklerse ve biz de bir teşvik mevzuatı kapsamında altyapıyı getirecek şekilde, çünkü ben artık açmak istiyorum KKTC yönetiminde. Ve bunu da uluslararası hukuka uygun yapmak Peki, istiyorum. Peki açmak istiyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi olarak. Bir tarafta da Birleşmiş Milletler gözetimi altında diye bir karar var. Evet. Çok net değil aslında ne demektir bu Birleşmiş Milletler Şu gözetimi. Demektir. Buna uygun olarak mı açmak yoksa hiç bu cümledeki kararı yok sayarak mı açmak? Nedir durum? Yok. Güvenlik Konseyi kararı iki şeyi söyler. BM gözetiminde ne demek ve yani 74... BM'nin ofisi mi olacak orada? Onu mu demek istiyor? Şu an zaten var ama ben eğer bu otelinin veya evinin anahtarını verirken orada da BM şahitliği olacaksa hiç itirazım yok. Evet. Gelsin rapor etsin Güvenlik Konseyi'ne. Kime de ne bak KKTC yönetimi bunu verdi 74 öncesi yasal sakinine bunu verdi. Anahtar teslim, tasarrufu verdim. Tasarrufu verdiğim zaman ben orada tabii ki ben de o Kıbrıs durumdan veya işte o yabancı yatırımcı kime vereceksem bir belge isteyeceğim ki KKTC yönetimine gelmeyi kabul ediyorum diye. Benim peki de talep bu edeceğim süreçte belge bir bu envanter olacak. Çalışması falan yapıldı. Bakanlar Kurulu'nda ve hükümet kanadında diyelim böyle bir kesin karar alındı. 74 öncesi sahiplerine iade diye. Bununla ilgili bir duyuru yapılması gerekmiyor mu? Gelin işte filan yere müracaat edin gerçek 74 öncesi gerçek sahipleri yani tapularla kontrol edilecek tabii ki. Ve hem tespit edilsin bu kişiler kimlerdir. Tabii taşınmaz da tespit edilecek hangi kişi hangi taşınmazdır. Ve iadesinin de belli bir BM gözetiminde az önce ifade ettiğiniz gibi olması. Böyle bir süreç başlaması gidiyor muyuz yoksa tamamen konuşmayla mı kalıyor? Şimdi zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi 280 tane nesi taşınmaz mal komisyonu önündedir. Ve taşınmaz mal komisyonu da kabul bu etti tapuları bunları. Başvurularını da ki bellidir. Yer planı bellidir. Koçanı bellidir. Gerçekten ihtilafsız bir şekilde vakıfların da bir talepleri bir var. Vakıfların da talepleri var. Orada taşınmaz mal komisyonunun üreteceği karar sonucunda bu karar önemli bir karardır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları iç hukuk olarak kabul ettiği bir komisyondur. Bu ve ürettiğim karar da ahim kuvvetinde bir karar olacak. Çünkü sulh yoluyla bir karar üretilmiş olacak. Yani ihtilaf konusu olmayacak. Şimdi ahimin kabul ettiği ki en yüksek yargı organı bu organın kararına karşı bir siyasi organ olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir şey söyleyebilir mi? Bana göre söyleyemez. Çünkü veren memnun, alan memnun. Ve bunu ben bir yargı kararına dönüştürmüşüm. Bunun üstünde artık bunun ihtilaf konusu edecek bir siyasi organ olabileceğini düşünemiyorum. Ne kadar Rum tarafı yönetimi bunu şikayet etse de o birey yani o Rum birey veya yabancı yatırımcı bunu kabul ettikten sonra hem KKTC yönetimine gelmiş olacak hem de kendi devletiyle karşı karşıya gelmiş olacak Kıbrıs Rum. Yani burada aslında bu operasyondan bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsun. Dolayısıyla biz yıllarca işte kapsamlı çözümün bu parçası olsun Maraş tezini artık kabul etmiyoruz. Yani yıllarca biz bunu verilecek bir bölge olarak tuttuk. Özellikle Gazimağusa'ya yazık ettik. Genelde bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yazık ettik. Artık bu tespiti yapıyoruz 41. hükümet olarak. Rum tarafı bizimle bu anlamda anlaşmayı istemediği için biz de bu tek yanlı adımı atmak durumundayız. Tek yanlı dediniz. Bu tek yanlı. Zaten benim toprağım. Yani Rum tarafı yönetimiyle oturup da bu konuda pazarlık yapacak değilim. Çünkü yeteri kadar ben bunun müzakeresini yaptım. Dolayısıyla ben artık Rum tarafının keyfini beklemek istemiyorum. Bir toprağımın, şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Onu açmak için artık ben onun keyfini, benimle bir gün yönetimi paylaşma konusunda bu iradenin oluşmasını bekleyecek değilim. Evet. Söz verdiğimiz gibi sizi uğurlayacağız bir toplantınız olduğunu söylediniz. 2019'un son günlerini yaşıyoruz. 2020'ye giriyoruz. 2020 ile ilgili beklentilerimizi de alalım ve noktalayalım evet. Programımızı.
2020'nin tabii ki ülkemize, halkımıza mutluluk, refah, sağlık getirmesini isterim. Kazasız bir yıl olmasını isterim. Ekonomik anlamda ve uluslararası anlamda da Kıbrıs Türkü'nün önünün açılacağı bir mutlu bir yıl olmasını temenni ederim. Ve şimdiden tüm halkımızın yeni yılını kutlarım. Peki, katılıp görüşlerinizi aktardığınız için teşekkür ediyorum. Bir başka programda çok daha uzun sohbet etme imkanı buluruz diyorum inşallah. İnşallah. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, bu akşam Tarafsız Bakış programını burada noktalıyoruz. Evet, haftaya 2020 yılının ilk haftasına gireceğiz. Son günlerini yaşıyoruz 2019'un. Herkese mutlu, sağlıklı yeni yıllar diliyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.